أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Nedir maksut bu irfandan haber al. Nikah başlığı şu mahbub müjdeler al. Yürü terk et sivayı anla gel kal. Tecelli dağıt olur vasıllara hal. Bu etsamdan geçip Hakk'a giydelim cemali bakimane seyredelim. Sabah arkadaşlar büyüsteki beyti okuduk. Büyük Şeyh Efendi Kaddesullah sıra buyurdular. Rivayettir zeburdan fe'atakatni alel matlubu fatlubni tecetni fe in tatlub sivai lem tecetni anel rahmanu fatlubni tecetni sivadan kıl firar Hakk'a giydelim cemali bakimane. Rivayettir Zebur'dan, Zebur-i Şerif'ten rivayettir ki Mevlamız Zebur'da buyurdular فَاَتَقِدِنِ bana اِعْتِقَادَ et, bana inan. اَنَ الْمَطْلُوبُ فَاسْلُوبْنِي تِجِدْنِي matlub olan benim, aranılmaya layık olan, istenilmeye layık olan benim, beni ara, beni bulursun. فَاِنْ تَطْلُوبْ سِوَائِ eğer benden başkasını ararsan لَمْ تِجِدْنِي beni bulamazsın. اَنَا الرَّحْمَانُ Rahman olan benim. فَطْلُبْنِي madem öyle beni ara, beni iste, beni talep et. تَجِدْنِي beni bulursun. E ne olacak peki? Nasıl arayacağım, bulacağım? Sivadan kıl firar Hakk'a giydelim cemali ba kemali seyredelim. Allah'ın gayrısından firar et. Allah'ın gayrısından kaç. Şimdiki beyt arkadaşlar. Hani mukaddime olsun diye okumuş oldum burayı. Nedir maksut bu irfandan haber aldı. Arafe de bildi demek, alime de bildi demek. Arafe bildi, alime de bildi. İlim de bilgi demek, irfan da bilgi demek. Ama alime külliyatı bildi, arafe cüz'iyatı bildi demek böyle dediklersek. Alime külli şeyleri bildi, geniş kapsamlı şeyleri bildi. Arafe ince şeyleri, ince mevzuları bildi demek. İrfan da o zaman ilim hani bilgi demek ya, o külliyatı bilmek olur o zaman. İrfan da ince şeyleri, ince mevzuları bilmek olur. Nedir maksut bu irfandan haber al. Maksut nedir? Maksudun ne olduğunu bilmek irfandır. Bu irfandan haber al. Maksut nedir? Kastolunan nedir? İstenilen nedir? Bir insanın dünya hayatında istemesi gereken şey nedir? Bir insanın dünya hayatında istemesi gereken, talep etmesi gereken, peşinde koşması gereken şey nedir? Bunu bilmek irfandır. Şu, bu irfandan haber al. İnsanların maksutları, hevesleri, istekleri, gayeleri vardır arkadaşlar. Kimininki ciddi ciddi gayedir. Uzun vadeli, akıllıca, düşünülmüş, kayda değer gayelerdir. Kimininki eften püften yarım dakikalık, bir saatlik, akşama kadarlık gayedir. Akşama kadar yedi mi içti mi, misal söylüyorum. Tamam, o gün bitmiştir. O gün tamam. Ya ertesi gün yeni bir gün. Ya nasip Allah kerim diyor, devam ediyor. Hayata geldin, dünyada yaşıyorsun. Bu dünya hayatının bir maksadı, bir gayesi olması lazım. Allah Celle Celaluhu kuluna bir ömür veriyor. 50 sene, 60 sene, 70 sene artık. Ne kadar mukadder ise.
Bu hayatın bir gayesi, bir maksadı, bir hedefi olması lazım. Bu maksat nedir? Bu irfandan haber al. Nikah amaçlı şu mahbub müjdeler al. Mahbub olan Mevla Teala, sevilen Mevla Teala kendini kullana tanıttı, kendini bildirdi, nikah başladı. Yani peçeyi kaldırdı. Ne demek peçeyi kaldırdı? Varlığını izhar etti kullarına. Hani levlâke lemâ halaktul eflâk hadisi kutsisi var ya, levlâke eğer sen olmasaydın, lemâ halaktul eflâk, ben felekleri yaratmazdım. Yani lemâ ezhârtu rububiyyete, Rabliğimi izhar etmezdim. Mevla Rabliğini izhar etti şimdi. Kendi varlığını, kendi kudretini, kendi saltanatını, kendi sıfatlarını Mevla izhar etti, açıkladı, bize bildirdi. Bildirmeseydi biz bilemezdik. Allah bildirmeseydi biz ne yapamazdık? Bilemezdik. Allah bildirmeseydi biz ne yapamazdık? Bilemezdik. Şimdi ehl-i sünnet uleması arasında bu mevzuda bir ihtilaf vardır. Allah'ın bildirmediği kullar ne olacaklar? Hiç kendisine bilgi gelmedi. Allah vardır duymadı, peygamber duymadı, kitap duymadı, cennet var, cehennem var, öldükten sonra dirilmek var, hesaba çekilmek var, duymadı. Bu adamın hali ahirette ne olacak? Bu mevzuda alemlerin değişik, kendi hepsinin kendi deliline göre, yani kendi dayandığı bir şey var, ona göre değişik sözleri var alemlerin. Mesela gariptir. Muhyiddin bin Arabi Hazretleri rahmetullahi aleyh, garip ama yani çok garip. Buyuruyor ki böyle insanlar, tebliğ ulaşmamış insanlar hiç duymadı. Ha, bu zamanda yoktur öyle. Allah'ın izniyle bu zamanda yoktur öyle ama geçmişte vakidir. Tebliğ ulaşmamış insanlar yarın ahirette onlara İbrahim aleyhisselamın ateşi gibi bir ateş gösterilecek. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi ateş ama yakmadı İbrahim Aleyhisselam. Öyle bir ateş gösterilecek. Ahirette onlara bir peygamber gönderilecek. O peygamberleri onlara bu ateşe girin diyecek. İtaat edip girenler cennete girecekler. İtaat etmeyip girmeyenler cehenneme girecekler diyor mesela. İmam Rabbani Seri Kadısı'yla sonra itiraz ediyor. Ahiret teklif yeri değildir. Ahirette emir, yasak, şunu yap, bunu yapma yoktur ahirette. Teklif yeri dünyadır. Bu nasıl böyle dedi? Buraya İmam Rabbani Hazretleri. Mesela Maturidiye'ye göre, ki bizim mezhebimizdir Maturidi, yani Hanefi'dir yani. Tebliğe ulaşmamış kimseler akılla Allah'ı bilmekle mükelleftirler. Akıllarıyla bu kainatı yaratan bir zat vardır. Bir ilah vardır. Bunu bilmekle mükelleftirler. Bunu bilirlerse, buna böyle inanırlarsa tebliğe ulaşmamış kimseler, bunlar ehli necat olurlar, cennete girerler. Bilmezlerse, böyle inanmazlarsa ehli nar olurlar, cehenneme girerler buyuruyor. Ama İmam Rabbani Hazretleri buna da itiraz ediyor. Bismillah. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعْتَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا biz olmadık muazzibine, biz adab edici değiliz. Hatta ta ki neba'ase rasula, biz rasul, elçi, peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Bunlara peygamber gelmedi, elçi gelmedi bunlara. Bunlar duymadılar. Bunlara nasıl azap olsun yani? Sonra akıl tek başına hücceti baliga tam bir delil değildir. Yani sırf akılla bir kimseyi teklif altında bırakmak nasıl olur? Hatta İmam Rabbani Hazretleri, Hanefi kardeşlerimiz nasıl böyle söylediler? Yani aklım almıyor İmam Rabbani Hazretleri. Nasıl böyle söylediler? Şimdi arkadaşlar İmam Rabbani'sinin beyanını mesela bu dediğim şekilde diyelim ki bak Maturidiye böyledir dedim. Bir kimse böyle inansa ehli sünnettir. Tamam. Sorun yok. Ama İmam Rabbani Hazretleri'nin beyan ettiğini söylüyorum size. Teklif ulaşmamış kimseler. Hiç teklif ulaşmadı. Hiç Allah peygamber duymadı. Bu adam cennete gitmez. Çünkü cennete gitmek için iman şart. Cehenneme gitmez. Çünkü cehenneme gitmek için tebliğ şart. Tebliğ olacak. Kabul etmeyecek ki cehenneme gitsin. Cennet ile cehennem arasında bir yer yoktur. Üçüncü bir makam, üçüncü bir mekan, üçüncü bir yer yok. Böyle bir şey olmadığı için bunlar
kul hakları alındıktan sonra toprak olurlar. Yani bunlara ebediyet yok, ebedi hayat yok. Dirilecekler ahirette, kul hakları alınacak, ödenecek, ondan sonra toprak olacaklar. Küçük yaşta ölen çocuklar, dikkat edin, bir çocuk 5 yaşında vefat etse, 5 yaşındaki çocuğun inancı ne öyle yani? Annesi babası Müslümansa, annesi babasına tebaan, annesi babasına tabi olarak Müslüman sayılır o çocuk. Ona göre hüküm tatbik edilir, hüküm uygulanır. Annesi babası Müslümansa o çocuk kendisi teklif çağında değil. Annesi babasına tabi olarak Müslüman sayılır. Ona göre hüküm tatbik edilir. Annesi babası Müslüman değilse, şimdi annesi babası Müslümansa hükmen çocuk Müslüman sayılır, tamam mı? Çocuk hükmen Müslüman sayılır. Hükmen hakikaten değil. Hükmen Müslüman sayılır çocuk. Annesi babası Müslümansa. Annesi babası Müslüman değilse hükmen Müslümanlık yok. Hakikaten de Müslümanlık yok. O zaman cenneti hak etmek yok. Akıl yok, daha küçük, tebliğ de yok. O zaman cehennemi de hak etmek yok. O zaman ne olur? Demin anlattığımız mevzudaki gibi onlar da toprak olurlar. Küçük yaşta ölen çocuklar delirmek de aynı ölmek gibidir. Bir adam delirdi, Allah muhafaza etsin, delirdi. Aynı öldü gibi yani. Delirdiği andaki durumu nasıl? Ona göre hüküm terettüp eder. Bunu da öğrenmiş olun inşallah. Ha, bu arada aklıma geldi. Çok böyle müşkil mevzudur ama böyledir. Mümeyyiz çocuk yani iyi ile kötüyü seçebiliyor artık böyle. Daha baliğ olmadı. Buluğa ermedi ama aklı karayı da seçiyor yani. Yani bakkala versen götürse 10 lira paranın üstüne alır gelir yani. Yani ekmek 75 kuruşsa ekmeği 2 liraya satamaz bakkal, onun o kadar da değil yani, tamam mı? Bu kadar uyanık. Böyle bir çocuk buluğa ermedi. Bu çocuğun küfrü irtidadı sahihdir arkadaşlar. Bu çok acayip bir mevzu. Çok mesela ben çok korkuyorum bundan yani. Çok zor. Yani böyle bir çocuk elfaz-ı küfür söylese, insanı mürted edecek bir hal bu çocuktan vaki olsa, o çocuk İslam'a göre mürted sayılır. Onun için çok böyle yani yanlışı insanların önüne koymamak lazım. İnsanların önüne yanlışı koyduğun zaman insanların ona düşme riski ihtimali var. Çünkü çoluğumuzu çocuğumuzu bundan muhafaza etmeye çalışalım arkadaşlar. Allah muhafaza etsin. Nedir maksut bu irfandan haber al? Maksut nedir? Bu ince bir bilgi, bundan haber al. Nikah amaçları çoğu mahbub müjdeler al. Mevla Teala peçeyi kaldırdı. Sevgili Allah'ımız peçeyi kaldırdı. Kendini bizlere bildirdi. Sevin buna yani. Elhamdülillah. Mevlamız bildirmeseydi biz bilemezdik. Allah'ımız bildirmeseydi kendini biz bilemezdik. Affedersiniz, hayvanlar gibi ye iç yat kalk, dünya hayatı geçer giderdi. Öyle bir şey olmaz. Nikah amaçları çoğu mahbub müjdeler al. Yürü terk et sivayi. Anla gel kal. Yürü terk et sivayi. Allah'ın gayrisini bırak. Anla gel kal. Laf anla. Söz anla. Mevla'nın gayrisini terk et. Mevla'nın gayrisini bırak. Laf anla. Söz anla. Tecelli dağıt olur vasıllara. Hal vasılların hali Mevla'nın zatının tecellisi olur. İnsanın önündeki engel de bu bedendir. Bu nefistir. Bu etsamdan geçip hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Arkadaşlar Mevla Teala'nın Celle Celaluhu emrini tutmamıza, Mevla'nın Celle Celaluhu yasağını işlememize sebep olan şey, aha işte bu. Mevla Teala'nın Celle Celaluhu emrini tutmamıza mani olan, Mevla'nın yasağını işlememize sebep olan şey, işte bu cisim. Bu insanın bu eti kemiği bu. Bunun keyfi, bunun isteği, bunun arzusu bu işte. Bu Allah ile insan arasında perde oluyor. Cennet ile, cemalullah ile, rızaullah ile insan arasında perde oluyor. İnsanın mahrumiyetine vesile oluyor. Onun için buyuruldu. Bu etsamdan geçip, bu cisimlerden geçip hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Öleceğiz arkadaşlar. Bu kadar. Dünyanın en büyük gerçeği bu. Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Bitti. Bir zaman geçecek. Şimdi en küçüğümüz yeni doğmuş çocuk olsun. Allah Teala ona 80 sene, 90 sene ömür biçmiş olsun. 100 sene ömür biçmiş olsun. 100 sene sonra buradaki hiç kimse burada olmayacak. Yerine yeni bir nesil gelecek. Öleceğiz. Yok, toprağa gireceğiz. Toprak. Geçen işte, çocuklarla efendiyi ziyarete gittik rahmetine. Efendinin kabrinin yanında böyle bir kabir çukuru vardı gene.
Şimdi kadınlar pek kabre gitmiyorlar ya, gitmesinler zaten. Yani define kadınlar gitmesinler. Kadınlar aklınıza bulunsun. Kadınlar define gitmesinler. Kabir ziyaretine giderler sonra. Kabir ziyaretine giderler ama defin sırasında, cenaze sırasında ne kabristana gelsinler ne de yani ne camiye gelsinler cenaze namazına ne de define gelsinler. Kadınlar cenazede evlerinde otursunlar. Bu değişik değişik adetler çıkıyor şimdi. Kadınlar evlerinde otursunlar. Ne camiye gelsinler? Camiye geliyor, seyrediyor. Ne oluyor seyredince? Otur evinde Fatiha oku, Yasin oku. Camiye geliyor, seyrediyor. Sanki ne oluyor? Otursunlar evlerinde. Cami kabristana da gelmesinler. Onun için kadınlar bilmiyorlar. Yani hani cenaze defnedilirken bilmezler öyle kadınlar. Bilmesinler de zaten. Bir şey daha şeyi söyleyeyim, iddet mevzusunu söyleyeyim arkadaşlar, unutmayın tamam mı? Bu mevzuda iddeti söyleyeyim. Efendinin kabrinin yanında bir kabir var, boş, içi boş. Geçiyoruz oradan şimdi. Çocuklar baktı böyle, çok da küçükmüş dedi yani, çok da dar yani. Çok da neymiş? Darmış. Tabi garibanın bilmiyor ki, onu dar zannediyor. O kabir ne arkadaşlar? Söyleyin. Anlamadınız değil mi? Kabir çukuru geniş. Kabir çukuru ne? Geniş. Hoca nasıl geniş? Niye? Onu dolduruyorlar. Bırakmıyorlar ki öyle. Senin içine koyduktan sonra dolduruyorlar onu. Sana bir karış yer bırakıyorlar sana. O öyle bu geniş geniş bırak. O çok geniş. Yayla gibi o. O kabir çukuru ne? Yayla o yayla ya. 8 tane adam girer onun içine ya. Yayla o yayla. Öyle bırakmıyorlar onu. Seni beni koyuyorlar içine. Sonra ne yapıyorlar? Dolduruyorlar. Böyle ya, öyle bir öyle şöyle kolunu şöyle yapabilir misin içeride? Şöyle bakasın ya. O dar. Neresi dar onun, o yaylı o ya? O yaylı o. Onu dolduruyorlar. Bir şey bırakmıyorlar. Hepimiz gideceğiz arkadaşlar. Hepimiz toprak. Asıl iş bu. Asıl iş bu. Şu iddet mevzusunu söyleyeyim de. Siz de bilmezsiniz. Hanımlar da bilmez. Dünya hali. İnsan ölür. Dünya hali insan boşanır. Tamam. Dünya hali insan ne yapar? Ölür. İnsan ne yapar? Boşanır. Ölüm ve boşanma durumunda, boşandığı zaman zaten boşandı. Öldüğü zamanda da nikah fesk oldu. Nikah ne oldu? Fesk oldu. Yani bir adam öldü, nikah ne oldu? Fesk oldu. Bir kadın öldü, nikah ne oldu? Fesk oldu. Yani mesela kadın öldü, artık o senin hanımın mı? Değil, yabancı artık. Bir kadın vefat etti. Vefat ettiği anda nikah ne oldu? Fesk oldu. O yatan hanım senin hanımın mı? Söyleyin. Yabancı. Ne? Mesela onun cenazesini yıkayabilir misin? Hayır. Açıp bakabilir misin? Hayır. Dokunabilir misin? Hayır. Yabancı o. Bir erkek vefat etti. Nikah fesk oldu. Ama şu var. Kadından erkeğe doğru bir iddetten dolayı bir bağ vardır. Kadının bakması caizdir. Bir bağ vardır. Kadın o sırada gidip başkasıyla ne yapmaz? Mesela diyelim ki bir kadın, bir erkek vefat etse hanımı ertesi gün gidip başkasıyla ne yapmaz? Evlenemez. Ama kadın vefat etse erkek başkasıyla ne yapabilir? Evlenebilir. Evlenebilir caizdir. Tamam, evlenebilir caizdir. Dolayısıyla kadının bir bağı olduğu için bakması ne olur? Caiz olur. Ama hanımın vefat etti. Dönüp ne yapamazsın? Bakamazsın. Şimdi ölüm oldu, fesk oldu nikah veya talak oldu, boşanıldı. Arkadaşlar her kelimeyi söylüyorum böyle aklıma başka bir şey geliyor. Hepsi çok önemli. Hepsi ne? Çok önemli. Bu iddeti unutturmayın bana, tamam mı arkadaşlar? Geçen arkadaşım bir tanesi aradı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hocam ben hanıma kızdım. Bana zaten hababam şey beni boşa diyor. Yahu kardeşim ya. Ben de çok kızdım, dayanamadım, boş ol dedim, ne olacak? 4 aylık evliler. 4 ay ya, happy topu ne? 4 ay ya. Biz beraber olmak istiyoruz. Kardeşim beraber olmak istiyorsun, söylemeyecek. Ne söyledin o zaman, söylesen beraber olamayacaksın. Bitti. Arkadaşlar. Ya hani gerekebilir, insanın boşanması gerekebilir, tamam mı? Olur. Dünya hali. Ya boşanması gerekiyorsa bile bunun usulü, adabı, yolu, yordamı vardır ya. Ne öyle? Boş ol, 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 boş ol.
boşanması gerekiyorsa bile nesi vardır? Yolu, yordamı, vakti, saati, usulü, adabı var. Tutturmuşlar şimdi 3 kere boşal, 5 kere boşal, 7 kere, 9 kere, 99 kere. He? Bir kere haramdır zaten böyle bir şey yapmak. Böyle bir şey yapmak nedir arkadaşlar? Haramdır. Öyle bir şey dinde yoktur ya. Boşanması gerekiyorsa bile vakti saati var. Öyle her kafaya eski zaman hanımını boşayamazsın. Öyle olmaz. Vakti saati var. Vaktinde, saatinde, usulü, adabıyla boşarsın gerekiyorsa da. Ondan sonra hocam ben ne yapacağım ya? İşte ne yapacaksın ya? Gene ben dinliyorum, hani ilgileniyorum, bir çözüm, bir şeye uğraşıyorum. İstanbul'da büyük bir hoca efendi aradım, sordum buna benzer bir mevzu, bir arkadaşın durum vardı, aradım sordum ona. Böyle saçma şeylerle uğraşamam dedi ya. Seninle mi uğraşacağım ya, Allah Allah. Saçma şeylerle uğraşamam dedi. Abdullah bin Abbas Hazretlerine sorarlardı böyle. Yapıyorsunuz sonra geliniz bana Abdullah bin Abbas ben ne yapacağım diyorsunuz. Yapıyorsunuz ondan sonra bana geliniz böyle diyorsunuz. Arkadaşlar yani. Boşanmak gerekiyor. Oturursun aklınla fikrinle. Neyle? Kızgın. Hocam kızgındım. Kızgındın da o ağız hala senin ağzında değil mi? Kızgın. Sen kızgındın. Kimin ağzıydı o ağız? Dikkat edin. Hani bilgi, tamam mı? Bilgi. Bir adamın kafasına tabancayı dayasan, hanımını boşa desen, o da boşasa geçerli olur kardeşim. Ne yapar? Ne yaparmış? Geçerli olur. Niye geçerli olur? Kardeşim senin ağzın, sen söyledin. Sen seçtin sonunda bu kararı, kim verdi? Hani zorlandın morlandın ama kim verdi bu kararı? Sen verdin iradenle. He? Ya işte zarar kolumu bacağımı vurur, kafamı vurur. O zararı gözüne kestirmedin. Bunu gözüne kestirdin. Bunu seçtin. Geçerli olur mu? Olur arkadaşlar. Onun için. Tamam. Aklınıza bulunsun. Hakikaten gerekti, boşanmak gerekti. Oturursun, düşünürsün, taşınırsın, istişaredesin vesaire. Tamam, karar verildi, boşanılması lazım. O zaman da sünnet ve eşi üzerine ne yaparsın? Boşarsın ama ne kızdım. Bir de bu kadının beni boş edemesi ne demek ya? Beni boşa. Ondan sonra ben de boşandım, ne oldu? Hadi şimdi boşandın, ne olacak şimdi? Dikkat edin, bak bunlar büyük ihtimal ayrılamayacaklar. Ne kadar zor bunların ayrılması, düşünsenize şimdi. Ne yapacağız şimdi biz? Ne yapacaksın? Göndereceksin onu babasının evine. Ne kadar zor değil mi arkadaşlar? Gidecek, ne diyecek şimdi kızcağız? Bu ne yapacak? Beraber yaşasalar ömür boyu zina. Ömür boyu ne? Ömür boyu zina. Düşünsene. Beni boşa. Ne demek beni boşa ya? Aman arkadaşlar. Böyle mevzularda konuşmak yok. Böyle mevzularda konuşmak yok. Şimdi vakit kısıtlı. Ama bunların da mesela duymanız lazım bunları. Böyle mevzu yaşıyor ama lazım şeyler mesela. Erkek vefat etti veya boşanma hadisesi oldu. Erkek hani yakışık alır almaz olur ama caizliği söylüyorum. Ertesi gün gidebilir, başka bir hanımla ne yapabilir? Evlenebilir, caizdir. Ama kadının beklemesi gereken bir iddet, bir müddet vardır. Kadının beklemesi gereken ne vardır? Bir iddet, bir müddet vardır. İddet, tamam mı? İddet, terim olarak ne? İddet vardır, bir iddet vardır. Kadının beklemesi gereken bir müddet vardır. Şimdi dikkat edin, hani bu müddet olduğunu bilirsiniz, anlarsınız, orada sorun yok. Müddet vardır. Bu müddet içinde, ha bu müddet nedir? Eğer affedersiniz kadın o sırada gebe ise doğuma kadardır. Kadın o sırada gebe ise ne zamana kadardır? Çocuk varsa doğuma kadardır. Diyelim ki daha gebeliğin birinci ayında, o zaman iddet ne? 8 ay 10 gün. 8,5 ayda, o zaman iddet ne? 20 gün 25 gün. Tamam. Eğer o sırada affedersiniz hamilelik varsa iddet ne zamana kadardır? İlgilenin şununla. İddet ne zamana kadardır? Doğuma kadardır. İddet ne zamana kadardır? Doğuma kadardır. Eğer 3 çeşit iddet var söylüyorum. Eğer hamilelik varsa ne zamana kadar? Doğuma kadardır. Eğer ölümse, ayrılık sebebi ölümse iddet standarttır. 4 ay 10 gün. Ne kadar? 4 ay 10 gün. İddet standarttır. Eğer normal bir boşanmaysa, affedersiniz hamilelik de yoksa o sırada, Hanefi mezhebine göre 3 tane adettir, hayızdır affedersiniz.
Acayip acayip şeyler duyuyorsunuz şimdi. Kafanızda tutmaya çalışın. Anlamadıklarınızı sorun. Bunlar çok çok önemli mevzular. Bunlar çok çok önemli mevzular. Affedersiniz, kusura bakmayın. Bir hanım hayızlı. Rahatsız. O sıradayken o hanımı boşamak haramdır. Anladınız mı? Haramdır. Boşayamazsın hanımını. Ha, boşasan geçerli olur. Ama nedir? Haramdır. Temizlenecek. Ne yapacak? Temizlenecek. Temizlendikten sonra hiç dokunmayacağın hanımına o zaman caiz olur, boşanır, tamam. Şimdi iddet ne? Kadın 3 tane Hanefi mezhebine göre 3 tane hayız görecek. Eğer hayızın içinde boşandıysa o sayılmaz. Temizlikte boşadığın hanımını, sonra rahatsız olacak, temizlenecek. Hiç dokunmuyorsun bu arada. Rahatsız olacak, temizlenecek. Rahatsız olacak, temizlenecek. Üçüncü rahatsızlık bittikten sonra iddet ne olmuştur? Bitmiştir. Bu müddet içerisinde o kadın efendisinin evinde yaşayacak. O kadın efendisinin evinde yaşayacak. Süslenmeyecek. Püf nokta, kapıdan dışarı adımını atmayacak. Mesela apartmanda oturuyorsunuz. Alt kattan üst kata, bu kattan alt kata ne yapmayacak? İnmeyecek. O kapı var ya, hani çelik kapı diyelim. O kapıdan dışarına adamını ne yapmayacak? Atmayacak. Ne kadar? 3 adet, 3 ay diyelim. Ölüm iddeti ne kadar? 4 ay. Mesela sen vefat ettin, ben vefat ettim. Hanımın ne yapacak? 4 ay, 10 gün o evde oturacak. Ne kadar? Yapan kaç kişi gördünüz? Onun için anlatıyorum size bunları. Yoksa ayet-i kerimeyle buranın bir alakası yok. Mevzu geldi, söyleyeyim işte size. Başka duyamıyorsunuz çünkü bunları. Yapan kaç kişi gördünüz? Bir gün ben öleceğim illa, değil mi? He, öyle mi? E siz de öleceğiniz. Dolayısıyla bu herkesin başına gelecek mi bu? Hepiniz evlisiniz. He? Bir gün de öleceğiniz. Dolayısıyla hanımınız ne yapması lazım bu iddeti? Beklemesi lazım. 4 ay 10 gün kapıdan dışarı ne yapmayacak? Adımlar ne zamandan itibaren? Vefattan itibaren. Dolayısıyla öyle hastaneye gelemez, kabristana gelemez. 4 ay 10 gün oturacak evinde. Bunlar kaybolmuş şeyler arkadaşlar. Yapan çok nadirdir ha. Yapan çok. Ben böyle hiç şey duymadım. Senin duymanla mı oluyor ya? Ben hiç duymadım. O hiç duymamış. Vay be. Bütün işler senin duymana bağlı zaten. Tamam arkadaşlar. Bu çok 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 ciddi önemli bir mevzu. Buna dikkat edelim inşallah. Böyle bir şey vaki, eşimize dostumuza böyle vaki olur. Öğretelim, söyleyelim Allah'ın izniyle. Atladığım bir şey var mı? Tamam mıyız? Bu etsamdan geçip Hakk'a gidelim, cemali ve kemali seyredelim. Velhasıl öleceğiz. Ölmenin bile hükmü var, görüyorsunuz değil mi? Ölünce bile yapılacak şeyler var ha. He? Ölünce bile yapılacak bir sürü iş var yani. Ölünce bile günaha girmek var, sevaba bir girmek var. Mesela iddet bekleyecek hanım yani. Şimdi fıldır fıldır geziyorlar. Fıldır fıldır geziyor, hadi bakalım. Normalde bir kadının yani kalksa anasının babasına evine gitse günah mıdır? Değildir. Ama o zaman günahtır, gidemez. Bak, ananın babanın yanına gitmek ne oluyor? Günah oluyor yani, öyle zaman olur. Ananın babanın yanına gitmek ne olur? Günah olur. Evde oturmanın sevabı mı olur ya? Bu kadın evinde oturur, mükafatı hem de çok büyük mükafat alır ya. Hele hiç uygulanmayan bir zamanda böyle bir hükmü yerine getirmek yani büyük mükafat alır yani. Estağfirullah. Hicr suresinin sonu arkadaşlar. Olabildiğince hızlı okumaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا خَلَقْنَا biz yaratmadık neyi? السَّمَاوَاتِ gökleri وَالْاَرْضَ yeri ama beynehuma ve ikisinin arasındakileri illa ancak bil hakkı, hak ile yarattık. Oyun değil, eğlence değil, iş olsun, vakit geçsin diye değil. Biz yeri, göğü, ikisinin arasındakileri öyle fuzuli ne yapmadık? Yaratma, öyle boşu boşuna yaratmadık. Öyle. Ya sen... Bak. Boşuna mı bu? He? Şu kadarcık şey bile boşuna olsa bunu buraya takmazlar. Değil mi? Bunu yapan firma bu masrafı ne yapmaz? Girmez. Bunun bir fonksiyonu olmasa, bunun bir rolü olmasa bu masrafı ne yapmaz?
girmez. Yani mesela bunu 10 liraya mal ediyorsa 9.90'a mal eder. 10 kuruş daha kâr eder. Bunu ne yapmaz? Yapmaz bunun bir fonksiyonu olmasa. Boşuna mı? Değil. Yani ne demek? Boşuna olan bir şey yok. Biz basit, zayıf insan boşuna bir şey öyle yapmıyorsa kaçırıyorsun masraftan ya. Boşuna yapmıyorsun. Kainat boşuna mı yaptı Mevla Teala Celle Celaluhu? Ma halakna semavati vel erda. Yeri göğü yaratmadık. Ama beynihuma arasındakileri yaratmadık. İlla bil hakkı, hak ile yarattık. Hepsinin bir hakkı, bir hikmeti, bir maslahatı, bir şeyi var ya. Yani. Boş yok. Ve inne saate saat, yani kıyamet saati. Le atiyetun, kıyamet de gelici. Kıyamet de gelici. Bu İstanbul'da Topkapı'da otogar vardı eski. Ha, hatırlar mısınız? Meşhur otogar vardı. Böyle şey, Topkapı aradan büyük cadde geçerdi böyle, sağ tarafta, sol tarafta otobüs. Sonra yıkıldı, büyük Esenler'de otogar yapıldı. Tam o zamanlarda böyle, hemen onun akabinde bir zaman. Feribottayım. Çıktık, böyle millete nasihat ediyoruz, böyle konuşuyoruz. Kendimize nasihat ediyoruz, millete nasihat ediyoruz, konuşuyoruz. Yani. Bir tanesi böyle baba yiğit bir şey. İzbandut. Kalıplı. Allah Teala kuluna ne kadar verirse o kadar ister ha. Aklınıza bulunsun. Bunu iyi anlayın. Ne kadar verdi, o kadar ne yapar? O kadar ister. Yani çok verilen adamla az verilen adamın hesabı aynı olmaz. Tamam, Allah'ın kuluna ikram etmesi, vermesi güzel şeydir ama bilin yani. O zaman ona göre de ne vardır? Hesap vardır. Bu beyefendiyle konuşmaya başladık biz. Tabii bu tersliyor falan. Pilotmuş vatandaş tabii. İyice kasılıyor. Tamam mı? Kasılıyor da kasılıyor. Garibanım benim. Allah akıl fikir versin. Onlar bize bakıyor, acıyor. Biz onlara bakıyoruz, acıyoruz arkadaşlar. Onlar bize bakıyor, vah vah vah, tüh 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 diyor. Biz onlara bakıyoruz, vah vah vah, tüh 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 diyoruz. Garibanım benim, vah vah vah, tüh tüh tüh. Adamdan zannediyor kendini, yiyip içmekle alam olduğunu zannediyor. Toprağın içine bir girecek. Toprağın içine bir, aa bu adam pilotmuş deyip böcekler ona gelmemezlik yapmayacaklar. He? Öyle değil mi? Melekler gelmemezlik ne yapmayacaklar? Yapmayacaklar. Soruda tolerans edelim ne yapmayacaklar? Demeyecekler. İman varsa, ameli salih varsa ona göre tolerans gösterecekler. Onun dışında başka hiçbir şey ne yapmayacak? Hiçbir şey sökmeyecek. Senin kimliğinde ne yazıyor hiçbir şey ne yapmayacak? Sökmeyecek. Cüzdanında ne kadar para var ne yapmayacak? Sökmeyecek. Tapudaki belgeleri ne yapmayacak? Hiçbiri sökmeyecek onların. Hiçbiri ne yapmayacak? Hiçbiri sökmeyecek onların. Neyse, konuşma böyle hafif de hararetlendi konuşma. Cehennemden bahis geçti. Allah dedi yakmaz insanları dedi ya. Ne kadar kalaydım Allah. Yakmaz ya. Ben kafama göre takılırım. Olmaz öyle şey ya. Yakmaz Allah insanları ya. İnsanlara misal verince daha iyi anlıyorlar. Tamam mı? Öyle tel orada hatırıma getirdi. Tam böyle Topkapı. Topkapı yani İstanbul'un böyle bel kemiği gibi bir yerde o zamanlar. Tamam mı? Çok böyle işlek böyle gece gündüz yandı. Acayip bir yerdi Topkapı. Yani hayatın döndüğü böyle, çok insanın ekmek yediği tabiri caizse, çok insanın işini gördüğü bir yerde Topkapı. Tam onun akabinde oldu ya bu olay şimdi. Bak dedim, Topkapı vardı dedi mesela. Ne oldu dedim, yıkıldı şimdi. E niye yıkıldı dedim onu şimdi. E dedi artık dedi iş görmez hale geldi. Yani yapması gereken şey artık ne yapamıyordu? Yetmiyordu. Olmuyordu iş. Sıkıntı oluyordu artık. Orayı yıktılar yeni böyle. Hani işi görecek. Ha demek ki iş görmeyince ne yapıyorlarmış? Ne yapıyorlarmış? Yıkıyorlarmış. Seni de yıkacaklar kardeşim. İş hani Allah yakmaz. Öyle bir yakar ki. İş görmeyince ne yapıyorlar? Yakıyorlar, yıkıyorlar kardeşim böyle. İnne saate la atiyetun. İnne saate muhakkakı kıyamet la atiyet. Ben yeri göğü boşuna yaratmadım. Ha, kıyamet gelecek. Bu yeri göğü yıkacağım. Boşuna da yaratmadım. Yaratırken de boşuna yaratmadım. Yıkarken de boşuna ne yapmayacağım? Yıkmayacağım. O zaman fasfahis safhal cemil. Sen yani güzel bir şekilde bunlardan yüz çevir. Ama mensuktur burası. Yani Kureyş işini burada Mevla Teala Peygamberimize aleyhissalatü sen aldırma onları. Bırak ne halleri varsa görsünler. Ama ne oldu bu ayetkenin hükmü? Mensuktur. Sonra kaldırıldı. Yok ne halleri varsa görsünler yok. Uğraş onlarda buyurdu sonra Mevla Teala. Uğraş onlarda. Önce buyurdu bırak. İslam'ın ilk zamanlarında bırak. Sen kendi işine bak onları bırak. Ama sonra ne buyurdu Mevla Teala? Uğraş onlarla. Fasfahis safhel cemil. İnne rabbeke muhakkak ki senin Rabbin huvel hallakul alim, huve Allah celle celaluhu el hallak, mübalığa ile yaratandır, el alim, ziyade bilendir.
Ey yani ma halaknel kevne kulluhu, biz bu kainatın tamamını, kainatı yaratmadık. Semahu ve arduhu, yerini göğünü. Ama fihi min cibal, içindeki dağlar ve bihar, denizler ve enhar, nehirler ve nucum, yıldızlar ve şems, güneş ve kamer, ay. İlla li hikmetin, bir hikmetten dolayı yarattık. Ne varsa hepsinin bir hikmeti, maslahatı var. Hiçbir şey yok. Geçen bir yerde oturuyoruz çocuklarla. Allah Allah. Böyle bir yaprak düştü, tamam mı? Son var ya şimdi. Bir yaprak düştü ama o kadar tatlı düştü ki böyle. Öyle tın. Bir de büyüktü böyle, iyice kurumuş. Böyle düştü. Şahinler. وَمَا تَسْكُدُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْكُدُ düşmez مِنْ وَرَكَةٍ, hiçbir yaprak düşmez. İlla ya'lemuha. İlla ancak ya'lemu. Allah bilir ha onu. Allah onu ne yapar? Bilir. Hiç boş yok. O yaprak boşuna düşmedi. Allah'ın bilgisi dahilinde bir hikmetten, bir maslahattan dolayı düştü. Hiçbir şey boşuna yok. Senden boşuna yapmıyoruz da. He? Senden boşuna ne yapmıyoruz? Hiçbir şey boşuna yok. وَمَا خَلَقْنَا الْكَوْنَ كُلَّهُ, bu kainatı biz yaratmadık. سَمَاهُ وَأَرْضُهُ, yerini göğünü. وَمَا فِيهِ مِنْ جِبَالِ, içindeki dağlar ve bihar, denizler ve enhar, nehirler ve nücum, yıldızlar, Allah Allah, ve şems, güneş ve kamer, ay, illa li hikmetin, bir hikmetten dolayı yarattık. وَاِنَّ الْقِيَامَةِ, kıyamet atiyetun la mahalete, şüphesiz gelicidir. Kıyamet gelecek. فَيُجَازِ الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ, Allah Celle Celaluhu iyilik edeni iyiliği mukabilinde cezalandıracak, yani karşılık verecek, ona mükafat verecek. وَالْمُسِيْءَ بِإِسَاءَتِهِ, kötüye de kötülüğünden dolayı ceza verecek. O zaman فَاَعْرِضِ يَا مُحَمَّدُ عَنْ هَا اُلَى سُفَهَا, bu ahmaklardan yüz çevir, uğraşma bunlarla. وَعَامِلْهُمْ مُعَامَلَةَ الْحَلِيمِ, halim bir şekilde muamele et onlarla. وَدَعَ عِقَابَهُمْ اِلَى اللّٰهِ, onların cezasını Allah'a bırak. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْخَالِقُ لَهُمْ وَالْعَلِيمُ بِأَحْوَالِهِمْ, Allah onları yaratandır, hallerini bilendir. Bu ayet-i kerimeye dikkat edin. وَلَقَدْ, elbette, muhakkak, yani Kur'an-ı Kerim her tarafı ibrettir, hikmettir de bu ayet-i kerime, hani bazen böyle bizim kulağımızı fazla, bazı şeyler bizim kulağımızı ne yapıyor arkadaşlar? Fazla çekiyor, tamam mı? Hepsi kulağımızı çekiyor da bazıları ne yapıyor? Böyle biraz acıtarak çekiyor. وَلَقَدْ, elbette, muhakkak, ateyna, biz verdik ki sana, ey peygamberim aleyhisselatü vesselam, biz sana verdik. Ne verdik? Seb'an minel mesani, seb'an yediyi verdik. Minel mesani, tekrarlanan yediyi verdik biz sana. Fatiha-i Şerif burası. Her namazda, her rekatta ne yapılıyor? Tekrarlanıyor. Kur'an'dan tekrarlanan neyi verdik? Yedi. Ne o arkadaşlar? Yani biz sana ne verdik? Fatiha verdik. Vel Kur'an el azim, bir de bu büyük Kur'an verdik sana. Kur'an'ı verdik biz sana. O zaman la temuddenne, sakın çevirme aynayke gözlerini ila ma, o şeylere ki metta'na bihi, biz onlarla metalandırmışız, ezvacen, bir takım işte çeşit çeşit sınıf nimetlerle, minhum, onlardan. Bu gavurlara verdiğimiz değişik değişik nimetler. Bakma onlara ya. Gözünü çevir. Ben sana Fatiha verdim, ben sana Kur'an verdim. Bu adamlara, bu inanmayan adamlara, bu din, Allah, peygamber tanımayan adamlara verdiğim nimetlere bakma. Buna benzer bir ayet-i kerime daha vardır. Ashab-ı kiram, Kureyş'in şey kervanı geldi böyle, çok zengin. Acayip ticaret yapmışlar. Böyle mal akıyor böyle. Yahu dediler, bu mal mülk bizde olsa da biz de işte din namına kullansak falan dediler. Gene buna benzer ayet-i kerime inzal buyurdu Mevla Teala. Ben sana Fatiha verdim, Kur'an verdim. Bakma ya, bırak ya. Ki bak niyetleri de böyle ha. Ben sana ne verdim? Fatiha verdim. Ben sana ne verdim? Kur'an verdim. Onlara verdiğim nimetlere bakma. Ve la tahsen aleyhim. Üzülme de. Ya bu adamlar keşke Müslüman olsa da işte şöyle diye. Hiç üzülme. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, kanatlarını müminlere ver ey. Müminleri kanatlarının altına al. İnananlar olur. Bırak. Arkadaşlar, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buradır. مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا, ezberleyin ha. مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا, مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا, مَنْ lem yeteganne, lem yeteganne, lem yeteganne bil Kur'ani
Leysem feleysem minna. Men kim lem yeteganne, zenginleşmezse, yani kendini zengin saymazsa, neyle? Bil Kur'an'ı Kur'an'la. Sende Kur'an var. Kur'an biliyorsun, Kur'an'a sahipsin, Kur'an'a inanıyorsun, Kur'an'ı seviyorsun, Kur'an'ı yaşıyorsun ama kendini zenginden saymıyorsun. Feleyse minna, adam bizden değildir adam. Feleyse minna, adam bizden değildir. Daha büyük zenginlik mi var ya? Bak ne buyurdu Mevlamız Celle. İkisini bağlayın birbirine. Men lem yeteganne bil Kur'ani feleyse minna. Kim Kur'an'la zengin olmazsa o bizden değildir. Arkadaşlar zenginlik bunu sayın. Bunu sayalım zenginlik. Buna itibar edelim. Buna sevelim. Buna felizalike felyamelil amilun. Felizalike buna felyamel çalışsın el amilun. Çalışanlar buna çalışsın. Çalışanlar buna çalışsın. Şimdi konuşuyoruz mesela. Neymiş, dışarıdan bir şey bitirecek. Lan hayret bir şey ya. Ya. İşte ne, işte nefis şeytan. Nefis şeytan. Şimdi söylerim bazı şeyler de çoğunuz anlamazsınız yani. Ha, anlamamanız normal. Çoğunuz anlamazsınız. Benim Almanya'da, misal numune veriyorum size, tamam mı? Benim Almanya'da akrabalar var. Uzun zaman önce, daha yeni evlenmişim, bunlar bize geldiler. Kayınbabam o zaman tahin pekmez falan satıyor, tamam mı? Tahin pekmez satıyor. Bunlar tahin pekmez istediler. Rüküşler, tamam mı? Nasıl, neler? He, rüküşler. Tahin pekmez istediler. Şimdi iki tane pekmez var. Bir tanesi böyle fabrikasyon. Üzerine zaten pekmezli şurup yazıyor, tamam mı? Ne yazıyor üzerine? Yani pekmez falan değil o, ha. Ne söyle, öyle bir şey işte yani. Pekmeze benzeyen bir şey ama pekmez, ne ararsan var içinde. Bir de ciddi ciddi pekmez var. Onu da babam şey tenekeyle getiriyor böyle. Ondan sonra şişelere kendi dolduruyor, tamam mı? Tabii şişeye doldurulan da fabrikasyon gibi ne yapmıyor? Gözükmüyor. Bunlar pekmez istediler. Biz ona iyisini veriyoruz. Yok diyor, ben bundan istiyorum diyorlar. Ya bu. Ya bu. Niye arkadaşlar? Ya yerleşmiş mayasına milletin artık. Anladınız mı? Ura bu iyisi bu. Bu işin güzeli bu. Tatlısı bu. Karlısı bu. Bu böyle bir şey işte bu yani. Bu pekmezli şurup adı üstünde zaten yani. Adam cambazını yapmış. Pekmezli şurup. Pekmezi büyük yazar oraya. Li şurubu altına ince ince yazar. Sen onu pekmezliye götürür. Öyle değil mi arkadaşlar? He? Ama yerleşmiş artık yani. Yerleşmiş böyle şeyler. Şimdi onun için şimdi bu adama iyi veriyorsun. İstemiyor onu ya. Kötü geliyor iyi ona. Şimdi size de öyle çoğu şey anlatırım anlamazsın. Ne diyor bu dersiniz yani? Niye? Alışmışsınız pekmezli şuruba. Pekmez bayar sizi. Cidden bak ağır gelir midenize. Allah, yani şaka gibi söylüyorum da gerçek ama yani ha. Böyle çok pekmezler söylerim size de çok bayar ama siz yani. Ne diyor bu dersiniz yani? Ha, işte konuşuyoruz işte. Sık sık geleceğiniz ki ben de böyle bağıra bağıra. Ha, bayar yani. Öyle alışmış millet yani. Pekmezli şurup vereceğim millete. Oo ne kadar güzel. Pekmezli şurup. Oo ye gitsin. Ondan sonra herkes kanser. Ondan sonra herkes ne? Söyleyin. Kanser. Herkes kanser. Geçen okudum bir yerde. Kola millet lopur lopur kola içiyor. Su içmiyor kola içiyor millet değil mi? Ha? Arkadaşlar bir kutu kolanın içinde 20 tane küp şeker varmış. O kadarlık şeker var içinde. Ulan biz çaya 2 tane şeker atmıyoruz. Ha? 2 tane şeker, 3 tane ne yapıyorsun dersin falan. Ne oldu, o kadar şeker atılır mı? Ne varmış içinde arkadaşlar? 20 tane. Bir kutu kola da bir bardak yani. Bir buçuk bardağın içinde. 20 tane küp şekerlik şeker varmış içinde. Hesapla sen yani. Lukur 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 git. Ondan sonra herkes orası kanser, burası kanser, burası hasta, burası pasta böyle. Hadi. Niye? Alışmış millet. Pekmezli şurup içecek çünkü. Pekmezli şurup içecek. Kimse süt ne yapmaz? İçmez. Ayran ne yapmaz? İçmez. İşte alışmışız arkadaşlar. Alışmışız. Ama ne oluyorsun ondan sonra? Ne oluyorsun ondan sonra? Söyleyeyim bakalım. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunu herkes biliyor değil mi? Hah. Ben de diyorum ki işte bunlara göre hareket etmezseniz o zaman da ahiret kanseri oluyorsunuz. Bunlara dikkat etmezsen, pekmezli şuruba takılırsan ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Dünya kanseri oluyorsun. Bunlarda da pekmezli şuruba takılırsan, bunların da fabrikasyonu var, ciddisi var. Fabrikasyona takılırsan ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ahiret kanseri oluyorsun.
Ahirete bir gidiyorsun, kapı yutmuşsun. Bilime haşerteni ama ya Rabbi sen beni niye ama kör haşrettin? Fakat güntü basira, ben dünyada görüyordum ya Rabbi. Bu da dünya hayatında görüyordum, mahşere bir çıktım, ben körüm. Niye körüm ben ya Rabbi? Bak. Bak kanser çıkıyorsun, kör çıkıyorsun, sağır çıkıyorsun, topal çıkıyorsun. Niye? Çünkü bunlar yok. Değil mi? Dünya, dünya, dünya. Böyle dikmiş millet gözünü böyle dünya. Acayip bir belge merakı var millette ya. Bana belge versinler. Şu belgesi versinler, bu belgesi ver, diploma versinler. Bana acayip merak var. Hem bütün ömrünü harcar gider adam ya. Bütün ömrünü harcar gider. Ya. Anlatamıyorum ki kardeşim, anlatamıyorum ki. Mevla bana Kur'an vermiş ya, daha başka neye bakacağım ben ya? Daha başka neye bakacağım ben ya? Ya o da olsun, olmasın. Ne lüzum var ya? Niye olsun ya? Ne lüzum var? Ne lüzum var ya? Benim ihtiyacım yok öyle bir şey. Yok o da olsun. Sen Allah Allah. Kenarda dursun, zararı mı olur? Arkadaşlar, dindar insanlar böyle böyle ha. Diyorum ya, alıştı ya millet artık pekmezli şuruba. Dindar insanlar bile böyle yani ha. Göreceğim böyle koca koca sakallı sakallı adamlar, böyle senelerdir işin içinde olan adamlar, neler şaşıyorsun kalıyorsun ya. Şaşıyorsun kalıyorsun ya, neler neler. Ya kardeş, sabah okuduk Mektubu Şerif'te arkadaşlar. İşte bak, bir sohbeti kaçırdın, 5 dakikayı kaçırdın, orada geçen şeyi ne yaptın? Kaçırdın. İmam Rabbani buyuruyor ki, işte falanca kardeş madem ki tarikat dersi aldı, bu büyüklerin yoluna girdi. Falanca kardeş madem ki bu büyüklerin yoluna intisap etti, bu büyüklerin adamı oldu, o zaman illa bu büyükler ne yapacak? İttiba edecek. Onlara muhalefetten ne yapacak? Sakınacak. İlla onların dediği gibi olacak. İlla ne yapacak? Onların dediği gibi olacak. Bak, misal söyleyelim. Dakika doldu. Ne yapayım? Burada bir tane benzinlik var. Shell. Burada da bir tane benzinlik var. BP. Misal söylüyorum. Ben girdim, burada çalışmaya başladım. Hop, ona göre kıyafet ne yapacak? Söyleyin. Değişecek değil mi? Artık rengi, forması neyse, ne zımbırtıysa. Öyle mi diyeyim arkadaşlar? Misal, ne o, nasıl bunlarınki? Plan var mı? He? Sarı kırmızı. Bu BP'ninki nasıl, plan var mı? Bir daha. Yeşil. Ya ben yeşil seviyorum ya desem, onlarınkini giysem, buraya gitsem olur mu? Olmaz ya. Buraya gidiyorsan böyle olacaksın kardeşim. Tutmazlar seni orada. Buranın adamıysan böyle olacaksın. Bu kadar. Buranın adamıysan ne yapacaksın? Böyle olacaksın. Buranın adamıysan ne böyle olacaksın? Buranın adamı ora gibi, ora öyle. Olmaz ya. Olmaz öyle ya. Olmaz öyle ya. Bu anlamıyoruz mu? Söyleyin. Anlıyorsunuz bunu. Dünyada bunu anlıyorsunuz. Bu da böyle kardeşim ya. Bu da böyle. Şimdi biz tamam elhamdülillah Müslümanız, dindarız, öyleyiz, böyleyiz. Ama hevesler, gayretler, kalbin baktığı yer böyle değişik değişik ya. Kalbin baktığı yer ne? Değişik değişik böyle yani. Ya hani bir de hani hiç de sıkılmıyor, utanmıyor da yani. Hani yani ya ben yanlış yapayım da ne yapmıyor? Demiyor hiç ben. Bak Mevla, gözünü çevirme burada peygamberimize Mevla'ya. Ve la temuddenne. Bak Nun-u Müşeddede o tekid içindir, tamam mı? Yani sakın çevirme aynayke iki gözünü. Sakın gözlerini çevirme ya. Gözünü çevirme ya. Onlara verdiğim şeye gözünü çevirme. Ben sana ne verdim? Söyleyin. Fatiha verdim. Ne verdim ben sana? Ben sana Kur'an verdim ya. Çevirme ya onların gözünü. Şimdi göz çevirme ne? Bütün hayat çevriliyor ya. Göz çevirme ne? Bütün hayat çevriliyor. Evle konuşuyoruz şimdi. Çocuklarla konuşuyoruz. Hani talebeler de duyuyor. Duysunlar ya. Ben gıcık oluyorum böyle şeye ya. Kız çocuğu okul, dışarıdan okul bitirecekmiş. Ne işin var kardeşim senin ya? Ne işin var ya? Ne işin var ya?
Bak benim kızım var elhamdülillah, çok şükür. Hamdolsun Rabbimize. Deseler ki gönder, böyle bitirmeyi imtihanı falan değil. Deseler ki gönder, diploma vereceğiz, geri göndereceğiz. Yok kardeşim ya. Sen gel, ben sana vereyim diploma. Sen gel bana, sen bana geleceksin benden. Ben sana ne, sen de senin bana verebileceğin bir şey yok ya. Sende benim ihtiyacım olan bir şey yok ya. Sende benim ihtiyacım olan bir şey yok ya. Sen gel benden iste. Mevla bana Fatiha vermiş, Kur'an vermiş ya ben sen. Sen bana ne vereceksin lan? Ne vereceksin sen bana? Sen bana ne vereceksin? Sen kimsin bana ne vereceksin ya? Sen kimsin bana ne vereceksin ya? Bir de ben seni aşındıracağım, kapını aşındıracağım. Ne olur bana bunu verin, ne olur bana. Yok seni imtihan ederiz, ondan sonra veririz. Hadi bir daha imtihana gireyim. Yok olmadı, git bir daha gel. Hadi be. Sen kimsin lan? Bana bir şey verecek mi? Anlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi gece gündüz, gece gündüz, gece gündüz, gece gündüz, gece gündüz. Yok söyleyeceğim. Ah arkadaşlar. Ah. Ama pekmezli şuruf. Öyle. Bayar insanları hoca, şimdi bu ne demek ya? Yani? Öyle öyle işte. Her şey, her şey, her şeyi dalaver arkadaşlar şimdi. Her şey, her şey sahte. Her şey ne? Her şey sahte. Acayip sahtesi, sahtesi gidiyor. Ne yapıyor? Sahtesi gidiyor. Bakkala girdim. Arkada televizyon açık. Konuşuyor şimdi televizyonda. Diyor ki balın kilosu 10 lira. 3 kilo bal aldığın zaman 30 lira. O 3 kilo bal aldığın zaman yanına 5 kilo da bal hediye ediyoruz. Arkasından da 5 tane şey, o ne diyorlar, petekte bal hediye ediyoruz. Bir de ondan sonra ayrı bir de yapma ya. Yapma be. Ama demek ki satıyor ki çıkıyor ya. Bu millet alıyor bunu. Bu millet bunu ne yapıyor? Alıyor. Ben adamın karşısına bal çıkartsam desem ki kardeş bal kilosu 75 lira. Hoca ne yapıyorsun der ya. Ama o bal işte, bu bal. Bu ne? Bal. Öbürü ballı şurup artık. Yine ballı şurup olsa neyse. İşte anlayın, ben hani böyle söylüyorum da siz anlayın işin mantığını, kavrayın yani. Arkadaşlar. Ahiret. Öleceğiz. Öldükten sonra ne karımızaysa karımız orada. Ötekileri bakacaksın dünya, yanlışa düşmeden yap. Yanlışa düşmeden, ya dünyada da lazım bazı şeyler, kabul. Ama kailesine, bak kailesine yanlışa düşme. Yanlışa düşmeden yap. Dünyada dünyevi şeyler yapılmaz mı? Yapılır. Yapılmaz demiyorum bak. Ama ne? Yanlışa düşmeden yap. Her tarafı yanlışsa olmasın kardeşim, benim ona ihtiyacım yok yani. Ahiret ihtiyacımız var. Ahiret için her şeyi yap. Ahiret için her şeyi yap. Ama dünya... Dünya için yap. Nasıl yap? Canlı ya, canlı. Tamam yoruldunuz. Tamam bir saat oldu, yoruldunuz. Hadi dinle. Ya ahiret, dünya nasıl yap? Yanlışa düşmeden yap. Mevzu bu. Yanlışa düşmeden yap. Şimdi her şey yanlış. Şahdülillah. Velakat ateynâke, elbette biz, elbette muhakkak biz sana verdik. Neyi verdik? Seba'a minel mesani, Kur'an'dan tekrarlanan 7'yi verdik. Vel Kur'an, yani Fatiha-i Şerif, vel Kur'an el azim, sana büyük Kur'an verdik. O zaman la temuddenne aynayke ila ma matta'na bihi ezvace minhum, onlara verdiğimiz dünya nimetlerini gözünü çevirme. Ve la tahzen aleyhim, Müslüman olmuyorlar diye de üzülme. Ve ihfiz cenahake lil müminin, kanatlarını Müslümanlara ger, onları koru, kolla gözet. Ve kul, de ki inni, muhakkak ki ben enen nedirul mübin, ben apaçık korkutucuyum. Ben sizi korkutuyorum. Mevla Teala peygamberimize emrediyor. Neyim ben? Ben sizi korkutuyorum. Bak önünüzde böyle böyle işler var. Korkutuyorum ben sizi. Biz de peygamberlerin yaptığı vazifeyi yapıyoruz. Arkadaşlar bak. Ya. Kale aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Daha bunun üzerine söz olur mu? Konuşsanız ha. Şöyle ya. Hayret bir şey ya. Bu acayip arkadaşlar. Geçen bir yere sohbete gittim. Zaten yer küçük. Öyle mikrofon var, o yukarıda hanımlara gidiyor. Zaten yer küçük. Benim ses zaten az çıkacak. Kapıdan öbür oda iş ne yapmaz? Geçmez. Arkadaşlar içeri girin. Doğru duşumda zaten yarım saat konuşacağız, bir saat konuşacağız. Neyse, bazı çıkın terlersiniz, sıkılırsınız. Ondan sonra bir, iki kelime duymuş olun. Yok dışarıda oturuyorlar hala. Yani ya dışarıda otursun. Girsenize içeri işte, daha iki dakika daha. Yok arkadaş. Ama dünya olsa var ya. Bir tane topçu gelmiş olsa. Şöyle şey yapıyor. Konuşma yapıyor olsa böyle herkes ağzının içine girer böyle. Bir artist gelmiş olsa herkes böyle ağzının içine girer böyle. Muhabbet ediyorsa. Ahirete gelince öyle bir şey ya. Cevap verin de Allah Allah. Öğrenmeye çalışıyoruz burada ya.
Daha bunun üzerine söz var mı? Elhamdülillah. Kale aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Men emre bil marufi." Kim maruf ile emrederse, insanlara iyi şeyleri anlatırsa. Diyor ki namaz kıl, oruç tut, Kur'an oku diyor. "Ve neha anil münker." Münkerden nehyeder. Kötü şeyleri anlatıyor, bunları yapmayın diyor. İşte içki içme, kumar oynama, zina etme vesaire bunları söylüyor. İyi şeyleri insanlara söylerse, kötü şeyleri insanlara söylerse, anlatırsa, emrederse, yasaklarsa. "Fahu" bu kimse halifetullah fi erdihi. Arazisinde, dünyasında, yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Doğru. "Ve halifetu rasulihi" Allah'ın peygamberinin halifesidir. "Ve halifetu kitabihi" Allah'ın kitabının halifesidir. Şimdi böyle bir makam, daha bundan büyük makam var mı dünyada? He? Olsan olsan cumhurbaşkanı olursun, cumhurbaşkanı bunu toprağa almaz da. Olsan olsan cumhurbaşkanı olsun, cumhurbaşkanı bunun yanında ne olmaz? Cumhurbaşkanı olup adaletle hükmetmek çok büyük bir iştir, tamam mı? Kabul, ama Mevla görevleri öyle yapmak nasip etsin. Ama bunun yanında toprak ne yapmaz? Olmaz. Öyle olsaydı, o kıymetli olsaydı Allah-u Teala peygamberimizi öyle hükümdar yapardı, melek yapardı, sultan yapardı. Yok. Bu arkadaşlar, Allah-u Teala senin çocuğuna, benim çocuğuma bunu olmak nasip bir fırsatı verdi daha. He? Böyle bir tezgah koydu Allah-u Teala önümüze. Sen buna heves etme, gözünü başka tarafa dik. Allah Allah. O da ortalık kaynıyor diplomalı sizlerle. Ortalık kaynıyor diplomalı işsizlerle. Geçen oturuyoruz arkadaşım bir tanesiyle. E diyor, benim çocuk nasıl okuma yazma öğrenecek diyor. Yahu işte kardeş böyle yani pekmezli şurupları içe alışmış böyle millet yani. Böyle öyle alışmış ki. He, bir senin çocuğun okuma yazma. Bizimkiler bilmiyor zaten okuma yazma ya. Hiç sorma ya. Hiç sorma ya. Bizimkiler bilmiyor zaten okuma yazma. Biz senin kafan çalışıyor. Biz hiç çoluğumuzu çocuğumuzu düşünmüyoruz yani. Benim çocuğum seninkinden çok daha iyi biliyor. Benim çocuğum seninkinden ne yapıyor? Çok daha iyi biliyor. Ama söyleyin. Pekmezli şurup arkadaşlar. Ne yapayım? Öyle arkadaşlar. Öyle. Ciddi ya. Böyle abuk subuk bir şey yiyorsun, dokunmuyor sana. Böyle ciddi hani gerçeğini yiyorsun, böyle adama dokunuyor ya bazen. Gerçeğini yiyorsun, sana ne yapıyor? Dokunuyor. Alışmış mideler arkadaşlar. Mizacımış alışmış böyle. Alışmış yani. Ya. Ve kul habibim de ki, burada bıraktım. İnni muhakkak ki ben en nedir, ben nedirim, korkutucuyum, el mübin, apaçık korkutucuyum. Kema enzelna alel muktesimin, bundan önceki kitaplarını paramparça eden, ayıran Yahudileri, Hristiyanlara gönderildiği gibi ben de size gönderdim, sizi korkutuyorum. Çarşafı. Şalvar var ya arkadaşlar, ana. Umredeyiz. Tam dönüş zamanı, Medine Münevvere'den işte arabaya bindik, havaalanına gideceğiz. Eski zaman, bayağı eski zaman. Büyük ihtimal benim Halil var yanımda. Suud'un arabaları böyle kallavi arabalar, tamam mı? Benzin sıkıntısı yok ya. Benzin sıkıntısı yok ya. Yani ortalama arkadaşlar, buradaki 1 litre benzin parasıyla orada 20 litre benzin alırsın. Buradaki 1 litre parasıyla orada ne yaparsın? 20 litre benzin alırsın. Arabalar acayip hani yakıyormuş makıyormuş bir şey düşünmüyor adamlar böyle. Dev gibi, hepsinin altında tank gibi araba, tamam mı? Şimdi arabada bekliyoruz. Bir sürü araba, ama arabalar öyle yani. Ha, hepsi öyle arabalar, tamam mı? Hepsi böyle kallavi arabalar. Dedim bak dedim, bu arabaların hepsi senin olacak. Diyecekler ki bu arabaların hepsini ver, peygamberimizi bir kere göreceksin. Kabul eder misiniz etmez? Ama laf söylemeyin. Ciddi böyle kalbinizi tartın. Önce o arabaların hepsinin sizin olduğunu düşünün. Tanesi 200 bin lira o arabanın şimdi. Ondan var 50 tane sende. Lafta söylersiniz bak dikkat. Tanesi 200 bin lira. Sende var ne? Kaç tane? Bir tanesi değil. Hepsini vereceksin diyecekler. Sen hiçbir şey kalmayacak geriye. Ama peygamberimizi göreceksin bir kere. Nasıl imtihanı, değil mi? Arkadaşlar,
İşte sevgi demek hiç tereddüt ne demek? Ne saç öyle saçmalık mı olur ya demek yani. Ne demek yani? Hani düşünmek saçmalıktır orada yani. Sevgi olduğu zaman. Düşünüyorsak o zaman bizim sevgide sorun var demektir. Düşünüyorsak bizim sevgide ne var demektir? Sorun var demektir. Mecnun oturuyor arkadaşlarıyla. Kalkıyor ayağa. Oturuyor. Lan biraz sonra böyle pencerenin yanında. Kalkıyor ayağa. Oturuyor. 3-5 soruyorlar. Ulan diyorlar sen kusura bakmayın. Niye oturuyorsun kalkıyorsun? Diyor Leyla'nın sokağının köpeği geçiyor diyor. Ne geçiyormuş? Leyla'nın sokağının köpeği geçiyormuş. Bu sevgi arkadaşlar. Bak bu sevgi. Leyla'nın, Leyla değil. Leyla'nın, sokağının nesi geçiyor? Köpeği. Ha bu sevgi işte. Şimdi biz de seviyoruz ama Allah'ın böyle sevgi nasip etsin inşallah. Ne bütünlüğü, bütünlüğü. Nedir ki ana? Allah'ım sevmek, sevmek nasip etsin inşallah. Peki. Şimdi dua açacağız. Ondan sonra El-Fatiha. Bizim yemek erkeklerin yukarıda. Hanımların yemek aşağıda inşallah. Ona göre tamam. Tabii bittikten sonra biz yukarı çıkacağız. Hanımlar aşağı inecekler. Bugün evde öyle iki mevzu konuşuldu. Söylemiş olayım size. Hani hanımların pek böyle duyma imkanı olmuyor arkadaşlar. Onun için bir namaz, mesela biz burada namaz kılıyoruz, sorun yok. Hanım üst katta kılanlar için sorun yok. Ama alt katta otoparkta bir yer hazırladık onlara. Orada da olan hanım arkadaşlar var, kardeşler var. Alt kattan buraya cemaate uymasınlar. Alt kattaki arkadaşlar buraya cemaate uymasınlar. Alt katta olan arkadaşlar kendileri kılacaklar namazlarını. Cemaate iktida için, imama uymak için imamı görmek şart değil. Dikkat edin. İmamı göreni görmek, söyleyin. He? İmamı göreni görmek, imamı göreni görmek şart. 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 Şöyle. He? Şart değil arkadaşlar. İmamı göreni görmek şart değil, öyle bir şey yok. Şart olan intikalattan, yani hoca efendi rukuya gitti, secdeye gitti, intikalattan haberdar olmak. İntikalattan ne yapmak? Haberdar olmak. Haberdar oluyorsan gölgesini görürsün, kendisini görürsün, sesini duyarsın. İntikalattan haberdar oluyorsan, aynı mekandaysan intikalattan haberdar oluyorsan sorun yok. Görmek şart değil. Şart olan ne arkadaşlar? Aynı mekandaysan şart olan ne? İntikalattan, yani rukuya secdeye gitmekten vesaire haberdar olmaktır. Aşağıdakiler haberdar olursa neyle haberdar olacaklar? Makineyle haberdar olacaklar. O sakat iş. Onun için aşağıdaki arkadaşlar kıldıkları zaman nasıl kılacaklar? Kendileri kılacaklar. Harim-i Şerif'teyiz, Mekke-i Mükerreme'deyiz. Otel odasının bir tanesi namaz vakti anlatıyorlar bana. İçeriden Kur'an sesi geliyor. Namaz vakti ama. Haremde ne kılınıyor? Namaz kılınıyor. İçeriden Kur'an sesi geliyor. Sonra oda sahipleriyle görüşmüşler. Demişler ki biz buradan kıldık namazı. Naklen yayın var ya, canlı yayın var televizyonda. Arkadaşlar öyle. Canlı yayın var televizyonda. Oteldesin, odandasın. Televizyon karşısında. Hoca efendi de orada çok net. Belki orada o kadar rahat net göremezsin, duyamazsın. Vakiyar, isim bile veririm size yani. İsim bile ne yaparım? Veririm yani. Aman arkadaşlar. İkinci mevzu, bir de resim mevzusu geçti bugün. Hamsofuluk iyi değildir arkadaşlar. Bilmek iyidir. Hamsofuluk, bilmeden, zanla, kuruntuyla, bana göre böyleyle kafasının dikine gitmesi insanın kötü bir şeydir. Bilgidir. Bilerek hareket etmektir güzel olan. 2 sene önce cemiyette bir hediye yapma çiçek dağıtmıştık. Hatırlar mısınız? Metal bir saksı. İçinde yapma suni çiçek var. Üzerinde de işte bizim çocukların böyle resmi falan var. Böyle işte logo var. Mesela onun olduğu odada namaz kılınır mı? 1. Siz biliyorsunuz da biz bilmiyor muyuz?
Sen bir bu kadarcık azıcık bir düşün daha. Yani ayıp yani. Ayıp yani. Siz biliyorsunuz da. Bir siz biliyorsunuz da. Resim var. Var. Resim kılınan yerde namaz kılmanın hükmü nedir arkadaşlar? Resim olan yerde namaz kılmanın hükmü nedir? Hadi 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 bak sizin hakkınızdan gidiyor ona göre çabuk. Bunu da bilmiyor musunuz? Allah Allah. He? Resim olan yerde namaz kılmanın hükmü nedir? Mekruhtur arkadaşlar. Odada resim varsa namaz kılmak nedir? Mekruhtur. Mesela diyelim ki rahlenin resmini çektin. Odada rahlenin resmi var. Odada resim var mı? Var. Resim olan yerde namaz kılmak mekruhtur. O zaman rahlenin resmi varsa odada namaz kılmak mekruhtur. Doğru mu? Değil. Şunun kaidesi var, şartı şurtu var onun. Tamam doğru, resim olan yerde namaz kılmak mekruhtur ama onun nesi var arkadaşlar? Kaidesi var, şartı var mı? Ne peki? Bir, resim olan şey zîruh olacak. Ruh sahibi olacak. Bunun ruhu var mı? Yok, her taraf bunun resminden olsa kerah falan bir şey olmaz. Resim ne olacak? Zîruh olacak. Ruh sahibi olacak. Ruh sahibi değilse o zaman insan olacak, hayvan olacak değil mi? İnsan olacak, hayvan olacak, canlı olacak öyle yani. İki, resim yaşayabilecek bir şekilde olacak. O şekliyle ne olacak? Yaşayabilecek şekilde. Mesela nüfus cüzdanında vesikalık fotoğrafım var. O vesikalık fotoğraftaki resmi düşün. O resimde bir adam olsa öyle bir adam yaşayabilir mi? He? Bir kelle var böyle böyle. Yaşayabilir mi? O zaman o resimde kerahat olmaz. Mesela böyle bir resim var. Böyle bir adam yaşayabilir mi? Söyleyin. O zaman onda kerahat. Böyle göbekten yukarı yaşar mı? Yaşamaz. Onda kerahat. Yaşayabilecek bir şekilde olacak. Zîruh olacak. Yaşayabilecek bir şekilde olacak. Şimdi dikkat edin. Ayağa kalktın. Resmi yere koydun. Ayağa kalktın. Resmi yere koydun. Baktın oradan. Uzuvları belli olacak. Ayaktan o yer, resim yerde o mesafeden baktın, uzuvlar ne olacak? Belli olacak. Yani tahmin ya, benziyor, öyle değil. Belli olacak. Bakacaksın gözlerine, ulan diyeceksin bu Japon. Değil mi? Bakacaksın belli olacak. Bunun gözleri diyeceksin mavi. Aa bu diyeceksin, bak bu Laz diyeceksin şimdi mesela. Hani anlayın yani, tamam arkadaşlar? Bak uzuvlar ne olacak? Uzuvlar belli olacak. Bu kadar büyükse, yaşayacak durumdaysa, zîruhsa, onun bulunduğu odada, ayak altında değilse, önünde arkanda sağında sonunda yukarıda arkada da aynı şekilde namaz olur arkadaşlar, mekruh olur. Ama bu vasıflar yoksa kerahat ne yapmaz? Olmaz. Çözüm ne? Çözüm okuyacaksınız. Kitap okuyacaksınız. Duymakla, zannetmekle olmaz. Kitap okuyacaksınız. Ömer Nasuh Bilmen Efendi'nin rahmetli Büyük İslam İlmi Hali. Bismillah başından başlayacaksınız. Sonuna kadar hiç atlamadan okuyacaksınız. Sonra bir daha Bismillah başından başlayacaksınız. Bak abartması söylüyorum ha. Sonuna kadar atlamadan okuyacaksınız. Sonra bir daha Bismillah başından başlayacaksınız. Sonuna kadar eksiksiz atlamadan okuyacaksınız. Sonra bir daha Bismillah başından başlayacaksınız. Sonuna kadar atlamadan eksiksiz okuyacaksınız. Kaç kere? 4 kere. Burada bulunan herkes okuyacak arkadaşlar. O zaman baya öğrenmiş olursunuz. Hiç olmazsa bilmiyorsanız bile kitapta nereye bakacağınızı bilirsiniz. İnanın hocalar bile bilmiyor. İnanın, lütfen söyleyin, hocalar bile bilmiyor. Efendimiz misvaktan bahsetti. Kaddesallahu sirra. Buyurdular ki misvak nasıl kullanılır, hocalara sorun, onlar da kitaba baksınlar, öyle cevap versinler, onlar da bilmiyor buyurdu. Misvak nasıl kullanılır, hocalara sorun, onlar da kitaba baksınlar, söylesinler, onlar da nasıl kullanılır bilmiyor burada. Kim burada arkadaşlar bunu? Efendim, okumazsan bilmezsin kardeşim. Okumazsan ne yapmasın? Bilmezsin. Hocam ben hafız öğreneceksin. Hocam ben işte şunu yapıyorum. Ne yapıyorsa bu ilmihal arkadaşlar okunacak. Kaç kere? 4 kere. Ya 2 günde okumazsın, 2 ayda okumazsın, 3 sene sürsün, 5 sene sürsün, 10 sene sürsün ama başta her gün takriben 600 sayfa, biraz geçik 600 sayfadan her gün 2 sayfa okusan 1 senede ne yapar? Bir kere de biter. Bak her gün 2 sayfa okusan, ben sana otur 50 sayfa oku demiyorum. Her gün 2 sayfa okusan 1 senede ne yaparsın? Bir kere bitirirsin. Ertesi sene bir daha bitirirsin. 4 senede ne yapar?
biter. İnanın o kadar malumat, o kadar bilgi sahibi olursunuz ki aklınız böyle şaşar kalırsınız yani. Tamam, illa okuyacağız arkadaşlar. Peki. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi sonlarımızı hayır eyle. Zat-ı Pak Subhan'ı layıkıyla sevmeye bizleri muvaffak eyle. Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam kamil manada sevmeye bizleri muvaffak eyle. Dinini, kitabını, amali salihayı kamil manada sevmeye bizleri muvaffak eyle. Bu sevginin muktedası ile amel etmeye bizleri muvaffak eyle. Yanlışlardan cümlemizi muhafaza eyle. Nefsimize şeytan olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Nefse şeytan olarak uyarak yapmış olduğumuz işlerimizi affu mağfiret eyle. Günahlarımızı meccanen affu mağfiret eyle. Günahsız şekilde bu meclisten ayrılmak bizlere nasip eyle ya Rabbi. Tekrar günahlara düşer olmaktan bizleri muhafaza eyle. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, anamımızı, babamızı, geçmişlerimizi bu duaya ilhak eyle ya Rabbi. Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Razı olduğun amali salih üzerimize cem eyle. Razı olmadığın amali şeniyadan bizleri biri uzak eyle. Razı olduğun gibi bir hayat yaşamaya bizleri muvaffak eyle. Nefse şeytana galip gelmek nasip eyle. Amali saliha üzere olmak, ihlas üzere olmak, huzur kalbi üzere olmak bizleri nasip eyle. Vazifelerimizin vaktinde, saatinde icraya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Şunir seneyi ihya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Bid'atlerle iştigal etmekten, haramlarla iştigal etmekten, mekruhlarla iştigal etmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Dünya sevgisinden cümlemizi helas eyle. Ahiret adamı eyle bizleri ya Rabbi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, akrabalarımızı hep ahiret adamı, kardeşimizi ahiret adamı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünyanın denaetini bizleri hissettir ya Rabbi. Ahiretin yüceliğini, rıza şefinin yüceliğini bizleri hissettir ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Dostlarını kamil manada sevmek nasip eyle. Dostlarını kamil manada ittibai bizleri muvaffak eyle. Zerre kadar muhalefetten bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi memleketimizin haline hayra tebdil eyle. Arkadaşlar insanlar çok şerli. Yani ama mesela bak dün olan olay ya. Yani kendi menfaati için neler yapıyor millet ya. Millet ölmüş, yaralanmış, kulu bacağı konmuş. Umurunda değil, yeter ki onun menfaati olsun ya. Ya Rabbi zalim olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi mazlum olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Tut elimizden bizlere yardım eyle. Zalimlere fırsat verme. Ya Rabbi mazlumlara yardım eyle. Zalimlerin zulmünü, eziyetini elinle yar, mazlumun üzerine çek ya Rabbi. Müslümanlara yardım eyle. Küffarın zulmünden, eziyetinden Müslümanları muhafaza eyle. İslam ve ehli İslam'a aziz ve kebir eyle. İslam ve ehli İslam'a aziz ve kebir eyle. İslam ve ehli İslam'a aziz ve kebir eyle. Küfür ve ehli küfrü hakir ve zelil eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Lakin bir şeyle İslam'a yetişmeye bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi küffarın zulmünden, eziyetinden bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi onlara da hidayet nasip eyle. Hidayet olmayanların ya Rabbi şerlerini bizlerden bertaraf eyle ya Rabbi. Memleketimizin haline hayra tebdil eyle. Şerlilerin şerrinden memleketimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi düzenimizi, istikrarımızı ya Rabbi, emniyetimizi, dinimizi, memleketimizi, namusumuzu, mukaddesatımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi dinimize zeval gelmesinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi şehit olan kardeşlerimizin, Ya Rabbi şehit olan kardeşlerimizin makamlarını, mekanlarını, derecelerini müjdat eyle. Ailelerine sabırlar nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi şehadet mertebesine ermeden, şehit hükmünü almadan, şehit makamını almadan vefat eden kardeşlerimize Ya Rabbi niyetlerine göre muamele eyle. Niyetlerine göre Ya Rabbi mükafat-ı kürye ihram ihsan eyle. Seyyatlarına affı mağfiret eyle Ya Rabbi. Bizlerine sonlarını hayır eyle. Çocuğumuzu, çocuğumuzu hidayet eyle. Hidayet üzere yaşayıp, hidayet üzere sana koşmak bizlere nasip eyle. Medreselerimizi muhafaza eyle. Hocalarımızı muhafaza eyle. Talebelerimizi muhafaza eyle. Cemaatimizi muhafaza eyle. Bizleri din-i İslam'ında muvaffak eyle ya Rabbi. Ya din-i İslam'a hizmet yolunda, tarikat aleyhi şerit-i garaya hizmet yolunda bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Mutlaka muvaffakiyetler nasip et ya Rabbi. Dostlarına razı olacağı hizmetleri bizlere muvaffak et ya Rabbi. Allahümme inna neseleke imanel esbari kufur. Allahümme inna neseleke imanel esbari kufur. Allahümme inna neseleke imanel esbari kufur. Tamamen ni'me. Ve devamele afiyet olsun hatime. Arkadaşlar, Hani-i Saadet'te Efendimizin yanındaki arkadaşlar Marifet dergisi çıkartıyorlar. Bu dergiyi biz getiriyoruz ama satılmıyor. Bir, bunu satın alın. İki, abone olun. Biz her halükarda oradaki arkadaşlara destek olmak maksadıyla hep İzmir'e sipariş veriyoruz. Yani her ay buraya geliyor. Ama satılmıyor, bizim elimizde kalıyor. Şimdi biz onları torbaladık, çıkarken size hediye edeceğiz. Tamam? Onlardan herkes alsın ama dikkat, biz bunları size hediye edeceğiz. Tamam. Ama siz de devamlı alın yani bu hizmete sahip olalım inşallah arkadaşlar. Tamam? Oradaki benim bu yani biz buraya getiriyoruz. Yani elimizde dünyanın dergisi var şu anda. Getiriyoruz, parasını biz veriyoruz ama satılmıyor burada. Parasını biz veriyoruz ama satılmıyor burada. Bizden çıkıyor ama biz gene getiriyoruz. Hiç satılmasını biz ne yapacağız? Getireceğiz. Derdimiz ne arkadaşlar? Oradaki arkadaşların işleri ne yapsın? Kolay yani çok büyük hizmet ediyorlar ha.
Dünyanın her tarafından misafirler geliyor, onları ağırlıyorlar, onlar kalkıyorlar dünyanın. Az geçen gittiler, Fas'a gittiler mesela şimdi, tamam mı? Yani büyük hizmet oluyor. Kolay da olmuyor hizmetler arkadaşlar. Kolay da olmuyor. Biz onlara destek olmak için yapıyoruz. Şimdi size hediye edeceğiz. İlla alın, okuyun. Ama yani ileriye dönük siz de bu dergiyi alın inşallah. Sahip olun arkadaşlar, tamam mı? Bir de bizim bu işte hizmete yardım edin. Geçen söylemedim, tamam mı? Yani kuvvetli yardım edin. Çıkışta çok çok kuvvetli yardım edin. Hatta daha da çok kuvvetli yardım edin. Hanımlar tarafından erkeklerden daha çok bekliyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurlar. Ya maşeren nisa tasaddıkni. Ey kadınlar topluluğu, sadaka verin. Tasadduk edin. Finni uritukun ne ekser ehlinnar. Çünkü bana cehennem gösterildi. Bir baktım siz cehennemin çoğunluğusunuz. Kadınlardan daha çok bekliyorum. Arkadaşlar fedakarlık etmek illa lazımdır. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin, muvaffak eylesin inşallah. İlahi şerefin Nebi Muhammedin sallallahu teala. Bu arada dualarınızı eksik etmeyin. Yani elinizi açtığınız zaman illa hizmeti işin içine katın. Elinizi açtığınız zaman illa hizmeti işin içine katın. İlla bu dine hizmet edenlere dua edin. Allah'ın bizleri, bizim arkadaşlarımızı, bizim gibi hizmet eden arkadaşları muvaffak eylesin inşallah. Amin. İlahi şerefin Nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve sellem ve khasa. İlahi ruhaniyeti şeyhine ve kıbleti kulubina ve muallimine ma lem na'amele hacı muhungil ve fi kudüs esfiru. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Nam tam.